İddialı yarışmacımızın çeyizi de kendisi gibi iddialı. Özellikle renkli hırkalarınıza bayıldık. Bütün hafta çeyizin azlığı çokluğu konusunda ikiye bölünen gelinler bakalım bugün anlaşabilecekler mi? Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden kurbet ellere. Ne sen beni unut ne ben seni. Bakın bu Sivas yöresinin çok güzel bir türküsü, evet, şarkısı. Evet, evet. Bu yeşilleri görünce hemen oldukça böyle fazla yeşiller var çeyizimizde. Vallahi yeşil ördek gibi anneannem, rahmetli anneannemin çok sevdiği bir şarkıydı. O yüzden bunu okumak istedim. Çok güzel oldu. Öyle aslında bir geçmişe oldu. Gittik. Ne güzel, ne cici bir çeyiz bu böyle. Teşekkür ederim. Ay canım. Buna çok yakışmadı mı? Evet. Ben de bunu çok severim. Vallahi bir de ben takayım bunu. Evet, bu da çok tatlıymış. Yeşil huzur veriyor aslında. Vallahi. Yeşil huzur değil mi? Yeşil Bursa'mızın da simgesi aslında. Evet. Bravo. Güzel oldu böyle yeşil Bursa'mızın da sevdi. Evet. Evet diyorlar ya yeşil Bursa. Ha? Evet. Olduk mu? Evet, çok yakıştı. Teşekkür ederim. Şimdi sen bize en favori parçanı göster çeyizindeki. Ben size önce şunu göstereyim. Bu benim kendi el emeğim. Sen yaptın. Evet, ben yaptım. Bunu eşim askerdeyken, onu beklerken yaptım. Gezmedik. Evet, vakit geçmiyordu. Yani senin gibi çok istedim böyle şeyler yapayım ama elim buna yattı. Bunu yaptım ben de. Ben de bunu yapamıyorum mesela. Çok güzel oldu. Bunu böyle kare kare yapıp ayrı ayrı sonra birleştirdin mi? Evet, bir türlü yapmıyordu. Aynen. Altay'da yaptım bunu ben. Giydi mi bunu? Evet, bir tane siyah elbiseyle kombinledim. Çok güzel olmuş. Çok şık değil mi? Evet, hanımlar. Tezgere ne kadardı acaba? Ne kadar sürede yaptın? Altay'da yaptım. İyi. Hadi ya. Evet, o geldi kendime koydum. Başka bir şey var mı peki? Evet, böyle mesela şunu kenara ben yaptım. Evet, bunu ben yapmıştım onun aman yanına. Böyle. Ay. Oldu da kıza da gider diye. Evet, çok tatlı. Giydirdin mi? Evet, giydirdim. Fotoğrafını da çektim. Bu kadar tombik tombik. Ay, çok güzel oldu. Çok cici ya. Bu arada hanımlar, ben bu odaya girdiğimde ilk ne dikkatimi çekti? Şöyle size rica edeceğim. Bakar mısınız fona ne yapmış? Bunlar böyle hani el yapımı oyuncaklar aslında. Evet, evet. Ama sen bunu ne yaptın bu şekilde? Bebeğim büyüyene kadar böyle kullanmak istedim. Ay, çok akıllıca değil çok mi? Güzel. Evet. Dış ses çok ne diyorsun? Aynı bana benziyor. Vallahi çok cici. Burası bir de aynı zamanda Atlas Ege'nin odası galiba. Evet, evet, evet. Hakikaten çok cici. Evet. Şöyle çeyizlere daha bir yakından bakayım ben. Evet. Gökünür bunu şöyle sen mi işledin? Yok, onu beni amcamın eşi işlemişti bana nişanlıyken. Senin ismin yazıyor çünkü. Evet. Mısın? Diğer tarafta çok da eşimin ismi. Aslan. Çok evet, güzel. Güzel çok güzel. Kibar o. Evet. Şöyle. Bu ne Göknur? Keşke bunu bir yerde koyabilseydik. Yok, mutfak takımı o masa örtüsü. Uzansana şu kombinli olana. Bu masa örtüsü. Mutfakta mı yani? Evet, çok evet. Şey. Ben sana söyleyeyim, senin mutfağın olurdu bu ya. Evet, olur. Ya ama çok güzel olurdu. Ya, renk katardı aslında. Renk katardı. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim, böyle çok güzel şeyleriniz var. Vallahi yayın kullanmıyorsunuz işte ya. İşte ben de onu dedim bugün. Hiçbir ben şey göremem. Ben kullandım aslanım. Ben masa örtüsünü kullandım. Evet. Bak onu kullanıyorum. Ben de orada böyle verdim. Veya bunu kullanabilirdin. Evet. Eranlar gibi çok güzel. Bence kullanmalısın diye. Bizim programda kullanmayacağını ne zaman? Bunlar durdukça sararıyor zaten. Yakından gösterelim. Evet. Şöyle belki örneğini almak isteyen evet, izleyicilerimiz olabilir. Şu kenarı çok, çok güzel. Gerçekten. Çok evet, güzel. Çok evet, güzel. Kenarı hoşuma gitti. Kimin evinde vardı böyle bir şeyim örtü? Vardı. Benim evimde. Bende vardı. Bende vardı. Bende rengisi vardı. Sende de vardı. Bende de daha farklı. Hilal'de vardı. Kokolusu vardı. Allah çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim hanımlar. Evet. Çeyizinde benim kadar el emeği yoktu. Ben de okudum. Bir sürü seccadelerim vardı. Ama yeleği hoşuma gitti. Ama sonuçta daha fazla kendi de bir şeyler yapabilirdi. Bu çok orijinal. Evet. Bir de çanta. Evet. Onun arkadaşım yaptı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ben bunu buradan alıp Nevra'nın şey gibi her çeyizden bir şey alıp gidiyorum. Onu tak çıkar. Ben bunu göstermek istiyorum. Göster. Bu Maraş'a ait sim sırma.
Elle işleniyor. Bunu eşim bana yaptırmıştı. Bu gerçekten özel bir parça. Bu da yine simsırma. Bu da Maraş'a ait mi? Evet, bu ayakkabı konuyor. Seccade konuyor. Kesesi, değil mi? Evet, o da. Çok güzel. Orada seccadesi var. Şimdi Maraş'tan senin orada izleyenler ne kadar mutlu olacak. Evet. Vay diyecekler, Bursa'da Maraş işi. Evet, çok harikasın. Evet. Bayağı bir lizozlar görüyorum şurada. Hırkalar, lizozlar. Şuna bakabilir miyiz? Etol bunun ismi. Etol mu? Evet. Bu etol. Bir davete giderken annem lisedeyken yaptırmıştı bunu bana. Bunu da ben yine değiştirdim. Her sene bu kararıyor. Ben yenisini alıp takıyorum. Çok çok cicalı. Yıllardır hep böyle oluyor. Bırakalım. Bu nedir? Bohça. Bu bohça. Orada çeşitli bohçalarımız var. Bohçanın şıklığına bakar mısınız? Evet. Yeşilin de tonu. Yüzünü göstersene. Aslı Hanım, o bohçadan masa örtüsü olmaz mı? Neden olur? Olabilir. Fiskos olabilir. Fiskos olabilir. Evet. Yapıyorlar genelde ama olur evet. Böyle çiçeğin altına. Öyle değil mi? Evet. Her şey olur. Olur. Yüzüğünle de uyumlu onun için. Ben yeşil zaten. Senin masandaki çıkıyor mutfaktaki, bak ört bunu. Onu tam kenarlarına denk gelmez ama. Yazmalara da bakalım. Güzel mutfağa. Yazmalı. Burada ben patikleri göstermek istiyorum. Hepsi tamam, annemin elemeği neredeyse. Ay. Hemen hemen hepsi. Ay ne kadar güzel. Hı-hı. Şunları baksana, görüyor musunuz Aslı Hanım? Bakın farklı modeller var bende. Annem ay, kendi kafasına göre model çıkarıyor. Bunu annem mi yaptı yoksa? Annem yaptı. Bu da çok güzel. Şey yeni ev terliklerine benziyor. Evet, gerçekten çok hoşuma gitti. Vallahi ellerinize annenin adı ne? Neslihan. Neslihan Hanımcığım, ellerinize sağlık. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Evet. Oh, bak göre evde kalan iplerden yaptı bunu da. O çok güzel. Evet. Bu da çok güzel. Demor, bu demor çok şıkmış Aslı Hanım. Bakayım. Sakın Aslan sıkmış. Ay sağ ol. Fırına ay, hayır. Hadi onu da takayım. Geleneksel bizde şöyle. Hadi takalım. Lifi olur. Şurada poşet koyacağım. Demor aslında banyoya mı? Tam fırın. Ya. Ay çok ağır. Ya yüzünüze çok. Kızlar bana taktı oldu mu? Çok güzel. Ay çok güzel oldu. Bir de bunun tesbihi vardı. Nerede? Tesbihim de mi? Şurada. Şimdi bir yerlere koydum ben onu. Kızlar genç, yaşları genç ama ne güzel anlıyorlar işlerden. Bakın onun da şöyle işlenmiş. Çok güzel. Çekiyorsun değil mi? Tesbih çekersin herhalde. Evet, orada tesbih kutum var benim şeyimde. Çok güzel. Çok güzel. Aslı Hanım, şurada bir tane yelek var. Gerçekten çok güzel. Aa, o ne öyle hakikaten? O lohusa yeleği diye lohusa geçiyor. Lohusa yeleği. Evet. Alayım. Bakalım. İlk defa böyle. Bir de, burada evet, uzatabilir evet. Misin bana? Bak, şeyde yatak odasında gördüğümüz. Nezer kesim olan şeyi. Onun devamı işte bu. Bunu kim yaptı? Bunu annem yaptırdı. Ay, bu değişik bir model. Güzel. Evet, ilk defa gördüm böyle. Ellerine sağlık. Muazzam olmuş. Falan. Kolları falan baksana. Balon kol yapmışlar bir de. Çok ilk defa çok böyle bir yelek gördüm. Evet. Ben onu pantolon gömlekle giyer çıkarım. Giyer çıkar. Çok model vallahi. Evet. Deneyeyim mi üstümü? Dene dene. Çok... Bak seviyor böyle şeyleri. Ben çok severim böyle şeyleri. Denemeyi. Vintage şeyleri. Dene bakalım. Vintage şeyler tam bana göre. Sen giy onu. Ben. Sen onu giyerken şuna bakalım. Bak bak bu hani söylediğin şey değil evet, mi hayatı? Evet. Keçeden yapılmış. Aslında yatak odasında olabilirdi bir tanesi. Bak evet, şöyle sarkardiyenden çok güzel olurdu. Kullanabilirdin evet. Çok güzel olurdu. Bak. Bakayım. Salonunda vitrinin üstünde eğer falan da. Yani iliklemese dahi şöyle. Evet. Çok güzel. Bakayım. Motifi güzel. Bir dakika bekle. Bekle. Şöyle bir şeyle. Kombin. Mesela yani. Mesela yani. Şöyle hani. Gibi. Kombinle. Evet. Kombinle çıkabilir. Hani anladın böyle. Evet. Cici oldu yani. Çeyizler böyle kullanılabilir. Çeyiz tabii ki benim çeyizimde yarışır bir çeyiz değildi. Eksikleri yoktu ama çok da bir fazlalığı da yoktu. Normal bir çeyizdi. Ama kendinden bir şeyler olsun isterdim çeyizde. Hiçbir şey yapmamış. Bir kaneviçe çeyiz işlemek çok da zor değil. Ama... Normal bir çeyizdi. Çok fena acıktık. Siz de acıktınız mı? O zaman, evet, o zaman soframa geçelim. Hadi sizin için emekler harcadım evet, böyle. Yani. Kaç gündür söylüyorsun. Evet. Geçelim o zaman masamıza. Geçelim. Haydi buyurun.